Değerli Reklam Peyni takipçileri, yepyeni bir astroloji ile karşınızdayız efendim. Bu bölümümüzde değerli astroloğumuz Uygur Gür bizlere akreplerden ve yükselen akreplerden bahsedecek. Fakat bundan önce küçük bir duyurumuz var. Sponsor firmamız Milonas, siz değerli Reklampedia ve astroloji takipçileri için bir indirim kuponu, dijital indirim kuponu tasarladı. Yüzde kaç indirim? %15 Uygurcuğum. %15 indirim. Evet, Milonas'ın tamam. Resmi internet sitesinden yaptığınız her alışverişte %15 indirim hakkına sahip olabileceksiniz. Siparişinizi veriyorsunuz. Zaten menüsü çok basit. Ardından hangi kodu giriyorsunuz efendim? Büyük harflerle ve bitişik şekilde Uygurcuğum. Astro18. Tamam. O zaman şöyle mi özetliyoruz. Milonas.com.tr'ye girdiniz, alışverişinizi yaptınız. Evet. Öderken oraya bir şifre yeri var. Oraya Milonas, pardon, Astro18 giriyorsunuz. Bitişik ve büyük. Ve siparişinizi tamamlıyorsunuz. %15 indiriminizi alıyorsunuz. Süper. Milonas ürünlerine ulaşmak için bence oldukça güzel bir fırsat. Ben de değerlendirmeyi düşünüyorum. Diyorum ve lafı uzatmak. Ve o zaman artık akreplere geçiyoruz. Evet sevgili akrepler ve bilhassa da sevgili yükselen akrepler. Bakınız 21 Mart'a kadar Güneş Balık Burcu'nda, yani doğum haritalarınızda 5. evinizde ve Venüs'te Merkür Balığa eşlik ediyor. Güneş'e eşlik ediyor. Ayın 8'ine kadar. Demek ki böyle ayın başı bilhassa çok keyifli başlayacak sizler için Mart ayı. Niye? Çünkü 5. evin konuları harika. Nedir? Aşk hayatınız, sosyal hayatınız, yetenekleriniz, hobileriniz, çocuklarınız. Balık burcunda bir Venüs var. Yani bir kere Venüs Balık burcunda yüceliyor. Yükselenize üçgen açı yapıyor. Merkür orada. Demek ki sosyal hayatınızda seviliyorsunuz ayın başında. Gayet sosyalsiniz, tatlısınız, keyifli programlara katılıyorsunuz. Aşk ilişkileriniz güzel, aşk hayatınızda keyiflisiniz, popülersiniz, çapkınsınız, dikkat çekiyorsunuz. Bir takım yeteneklerinizle dikkat çekiyorsunuz. İşte bunlar hobileriniz olabilir. Mesela hobilere başlamak için ayın başı harika bir dönem. Bir de böyle bir takım yetenekleriniz varsa işte müzikti, herhangi bir kreativite, yaratıcı bir yönünüzdü. Bunlarla ilgili bu sinerjiler çok güzel. Mesela çok güzel bir tasarım yapabilirsiniz, çok güzel sözler yazabilirsiniz. Yani yeteneklerinizi çok güzel sergileyebileceğiniz bir dönem aynı zamanda bu sizin için. Çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Kendiniz çocuk sahibi olmak istiyorsanız bununla ilgili güzel haberler gelebilir. Genel olarak yani ayın başı gayet güzel. Ha bir de Venüs Balık burcunda yücelir dedik de Venüs bir finansal gösterge. 5. evde açıkçası riskli yatırımları ve borsayı anlatıyor. Demek ki borsa anlamında da böyle bir takım yatırımlar yapmak istiyorsanız borsaya gireyim, para yatırayım, bir para çevireyim filan son derece bereketli ve güzel bir dönem efendim. Ayın başı. Bunu kesinlikle kaçırmıyorsunuz. 2 Mart 11. evinizde efendim. Başak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunayla beraber yaşamınız için aldığınız yeni kararlar Barış'cığım son derece dikkat çekici olacak. Demek ki kariyerinizin getirileriyle ilgili uzun zamandır sürümcemede giden, böyle belirsizlik taşıyan, sizi sıkan, boğan ne varsa artık netleşiyor olacak bu 2 Mart civarı. Başak Burcu'ndaki dolunayla beraber. Belki iş hayatınızla ilgili yeni kararlarınızı yürürlüğe sokmak adına somut adımlar atabiliyor olacaksınız. Tabii ki 11. ev sadece kariyer getirileri değil, genel olarak hayatta koyduğumuz bütün hedefleri anlatıyor. Bunlar duygusal hedefler de olabilir. Ya ben baba olmak istiyorum, anne olmak istiyorum, evlenmek istiyorum, ne bileyim arkadaşımla ilişkiyi bir ileri seviyeye götürmek istiyorum ve benzeri bir takım duygusal kararlar da olabilir bu dolunay zamanı mesela. Bunlar da gündeminizde olabilir efendim. Evet, kısacası böyle hani hem duygusal konularda hem kariyer konularında çok yeni kararlarla dikkat çektiğiniz bir dönem olacak bu aybaşı. Bir de bakın bu hobilerinizle ilgili bir takım girişimleriniz olabilir bu dolunay zamanı. İşte nedir? Bir kulübe üye olursunuz mesela. Ya da bir hobinizle ilgili bir eğitime, artık bir kursa katılmaya karar verirsiniz. Ya da eğitiminiz yani ya da yeteneklerinizden para kazanmaya karar verirsiniz. Bununla ilgili mesela bir girişimde bulunabilirsiniz. Bu şekilde de çalışabilir efendim bu dolunay. Kısacası hayata dair yeni taze gelişmelerin olacağı gayet güzel bir Başak dolunayı sizleri bekliyor sevgili yükselen akrepler. Evet. 8 Mart itibariyle 8 Mart'ın özelliğini hemen tabii ki Barış'tan alıyoruz. Tabii ki benden alalım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü değil mi Barış'cığım? Evet. Özellikle benden ne evet. aldık? Yani şimdi sen bekarsın. Ben evli barklı adamım. Benim eşimden başka bir şeyim olamaz. Ama sen sonuçta böyle bekarsın. Daha ilginç.
O yüzden senden alalım dedim. Bu kodu çözme işini ben takipçilerimize bırakıyorum. Evet. Ben pek anlamadım. Evet sevgili kadınlar, kadın dünya kadınlar gününüz kutlu olsun. Baş tacımızsınız. İyi ki varsınız. Pek kıymetlimişsiniz. Ayrıca 8 Mart biliyorsunuz emekçi kadınlar günüdür aslında. Emekçi kadınlarımız. Evet sizler tabii ayrıca sizleri de tebrik ediyorum. Kutlu olsun diyorum. Evet 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde efendim Venüs Koç burcuna geçecek. Merkür de Koç burcuna geçecek. Yani siz sevgili yükselen akreplerin 6. evinde bir Venüs Merkür transiti başlayacak. 21 Mart'tan sonra Güneş de eşlik edecek efendim. Şimdi bu da demek oluyor ki odağınız artık iş ortamınızda, iş arkadaşlarınızda, günlük rutinlerinizde ve sağlığınızda 8'inden sonra ama esas 21'inden sonra tabii ki. 21'inden sonra böyle mesela özellikle çok çalışacağınız bir dönem başlıyor. 21'den sonra nefes alamayacaksınız. Öyle böyle bir çalışma değil. Sizi çok çalışkan göreceğiz. Öyle söyleyeyim size. Şimdi genel olarak 8'inden sonra Venüs'ün de desteğiyle iş arayanlar için güzel bir dönem başlıyor. Öte yandan iş ortamınızda ekip çalışmaları için son derece güzel bir dönem. Çalışmıyorsanız evinizdeki işleri yetiştirmek için, evinize bir çeki düzen vermek için ya da günlük rutinlerinizi yetiştirmek için bu enerjiler gayet güzel. Bu transitler gayet doğru ve keyifli ve yardımcı. Sağlığınıza odaklanacağınız bir ay olacağını tahmin ediyorum. Sağlığınız için Venüs çözümleri getirecektir. Hiç merak etmeyin. Hizmet aldığınız kişiler, işte astroloğunuz, şoförünüz, terziniz, avukatınız, psikoloğunuz, hizmet her kimden alıyorsanız onlarla ilgili bir takım gündemler, konular vesaire olabilir bu ay. Diyete başlamak için hiç doğru bir ay değil sakın Barış'cığım. Başladın sen ama galiba ufaktan değil mi? Bu ay böyle bir diyet durumları var sende zaten. Var ama... Sen zaten çok spor da yapıyorsun. Onun ikisini güzel dengeliyorsun. Yani aslında şekeri azalttım. Şekeri azalttım. Diyet değil de şekeri azalttım. Ben de başladım. Biliyorsun ben sigarayı bıraktım bundan 2 ay önce. Şey var yani şekeri azaltmak benim için diyetten daha önemliydi. Doğru söylüyorsun. Hani şeker bir kere kanserojen. Bırak tabii, kilo aldırmayı kanserojen. Arkadaşlar tabii. Artık hakikaten bu şekeri falan çıkarın hayatınızdan mümkün. Gerçekten belki hayatın bazı döngü anlarında ki o anlardan bir tanesi bu. Enerji değişiyor. Bir canın şeker falan istemiyor. İstemiyor değil mi? İlginç bir şey oldu. Ben de diyetteyim. Ben de çünkü sigarayı bıraktım. Dedi sigarayı ve pasta bırakınca... Yedim, nasıl? Dedi ve pasta ye dedim. Evet. Yani bıraktım işte rejime başladım. Sen sigarayı bıraktın. Evet evet aynen vallahi öyle. Vallahi asıl büyük öyle aksiyon dönem, o oldu. Evet, kilo alınsın verilir kilo. Sigara kabul edildi. İyi güzel. Sen de demek ki bu ara yeme içme organizasyonumuz olmaz. Yok bizim onu anlıyoruz. Şaka bir yana. Hiç tadım yok. 8 Mart'tan sonra dikkat et. 8 Mart'tan sonra böyle gece yarısı acıkmaları, bir yerden dönerken geceliğin yeme isteği, spor bayılırım çıkışlarında böyle bir gözünün dönmesi falan söz konusu olabilir. O yüzden diyete başlamayın diyorum 8 Mart'tan sonra. Öncesinde başlayın. Hatta başlayın ki 8 Mart'tan sonra kilo alma riskine karşı bir ön hazırlığınız olsun. Tamam. Öyle seyredin sevgili yükselen akrepler. Evet. Şimdi... ne dedik? Evet Venüs ve Merkür transiti gayet güzel. Şimdi bakın 22 Mart itibariyle olaylar biraz sarpa sarmaya başlıyor. Çünkü 22 Mart itibariyle Merkür, iletişim gezegeni Merkür geri hareketine başlayacak. 16 Nisan'a kadar efendim Koç burcunda 6. evinizde geri harekette olacak. Bu da demek oluyor ki iş ortamınız, günlük rutinleriniz ve sağlığınızla ilgili konular, o konulardaki o güzel enerji biraz böyle aksaklıklara yerini bırakacak. Yani mesela çalışıyorsanız altınızda çalışanlarla biraz iletişimsel problemler yaşayacağınız bir döneme giriyorsunuz 22'si itibariyle. Böyle geçmişten kalan bir takım konular tekrar gelebilir, aynı konuları tekrar konuşmak durumunda olabilirsiniz, birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz. Yani özellikle çok dikkat edin bakın iş ortamınız ilişkilerde böyle gerilebilirsiniz. Eksik ifadelerden mütevellit bir takım kapışmalar olabilir. Dolayısıyla sakin olun, birbirinize tekrar sorun. Bakın bu bilgiyi burada veriyorum. Lütfen sakin olun sevgili yükselen akrepler iş ortamınızda. Evet, onun haricinde tabii ki iş trafiğinde, iş iletişiminde sıkıntılar olabilir. Maillerde aksaklıklar çıkabilir. Yanlış yerlere mail atabilirsiniz. Maillerinizi kontrol edin. Doğru muhataba gidiyor mu? Bilgisayardaki verilerinizi Barış sen de bir yükselen akrepsin. Bilgisayardaki verileri depolayın. Çünkü Merkür retroları özellikle elektronik cihazlar açısından son derece vahimdir. Ve 6. evde iş ortamındaki bilgisayarlar bozulabilir. Son Merkür, bu kayıtlar gidebilir. Son Merkür retrosunda seni dinlemedim Uğur'cum. Evet. Ne oldu? Gitti. Hala 2,5-3 aydır uğraşıyorum.
Anladım. Bu Merkür retrosunda her şeyi depoluyorsun. Hayatta hiç elimi hiçbir şeye dokunmam. Depolarım hiçbir şeye dokunmam. Kesinlikle hiçbir şey yapmıyorsunuz ama depolayın. Kesinlikle. Bilgi hırsızlığına çok dikkat edin. Böyle ortalarda, iş ortamınızda böyle dosyalarınızı bırakmayın, bilgisayarınızı açık bırakmayın. Böyle bilgi hırsızlığı vesaire olabilir sevgili yükselen akrepler. Tabii ki 6. ev angarya işlerle ilgilidir. Günlük rutinlerle ilgilidir. Demek ki böyle angarya işlerle uğraşacağınız bir dönem de olabilir. Özellikle çalışmayanlar böyle geçmişten kalan bir takım işler, yok bahar temizliği, yok bilmem, hani bilemiyorum. Böyle bir takım angarya konular gündeminizde olabilir sevgili yükselen akrepler. Evet, eski sağlık konuları. Ertelediğiniz sağlık konuları bir bir gelecektir. Çok dikkat edin lütfen. Özellikle bu konuları sizlere uyarmak istiyorum sevgili yükselen akrepler. Çünkü şöyle bir durum var. Ay sonu bir dolunay var. Onu yayın sonunda anlatacağım. Daha önce arada başka şeyler var bilgilendirmek istediğim. O da sağlığınızla ilgili olacak. Demek ki sağlığınızla ilgili bu ay biraz önlem almanız gerekiyor. Şimdi 18 Mart'a kadar yönetici gezegeniniz Mars. Sevgili yükselen akrepler, yönetici gezegeniniz Mars. Nerede? Yay burcunda. Yani ikinci evinizde. Demek ki maddi mücadele son derece dikkat çekiyor. Maddi konulardaki eforunuz, mücadeleniz, konsantrasyonunuz bu ay, ayın 18'ine kadar dikkat çekiyor. Sanki böyle bir paralar var almaya çalıştığınız, toplamaya çalıştığınız. Böyle bir anlamda, bütçe anlamında biraz açılabilirsiniz. Dikkat edin lütfen. Böyle paralar gidebilir. Böyle lüzumsuz harcamalar olabilir. Bir yandan böyle paralar peşindesiniz. Yani bu maddi konular biraz yoracak. Bir de yay burcunun yönetici gezegeni Jüpiter'dir. Yani yay burcunda bir abartı vardır. Demek ki maddi konularda aşırı harcamalar ya da bir paranın aşırı peşinden koşma güdüsü de olabilir sevgili yükselen akrepler. Öyle söyleyeyim. İstemediğiniz bir para çıkışı olabilir. Önemli bir yatırım, bir maddi girişim de olabilir tabii ki. Hani bu da kesinlikle bu şekilde de çalışabilir. Şimdi ama yani Mars tabii ikinci evde çok para harcatıyor. Yani bunu özellikle altını çiziyorum. Böyle gediklerle uğraşmayın sonra. 18 Mart itibariyle Mars güçlü olduğu, yüceldiği Oğlak Burcu'na geçiyor. Sizin üçüncü evine geçiyor. Demek ki Oğlak Burcu'ndaki Mars nasıldır? Stratejist, tedbirli, sakin, sağlam, sabırlıdır. Demek ki 18 Mart'tan sonra böyle kararlar dönemesin için. Sürekli planlar yapıyorsunuz, kararlar vermeye çalışıyorsunuz, zihniniz çok yoğun olacak, sürekli birilerine bir şeyler danışıyorsunuz, sık karar değiştiriyorsunuz, öyle bir döneme gireceksiniz 18'inden sonra. Özellikle yakın akrabalar, yakın çevre, kardeşler, onlarla ilgili bir takım gündemler olabilir. Onlara eforunuz kayabilir, onların bir meseleleriyle uğraşıyor olabilirsiniz 18 Mart'tan sonra. Bunlar da dikkat çekiyor olabilir. Ama dikkat edin, Mars'ın olduğu yerde agresyon vardır. Kavgacı bir iletişime girmemeye çalışın. Bu konuda da sizi uyarıyorum sevgili yükselen akrabalar. Çünkü Merkür de geri hareketli olacak. Mars da iletişim evinde. Artık yani gerçekten böyle bir hani istemediğiniz, sonradan pişman olacağınız bir takım sözler sarf edebilirsiniz. Yani o noktaya da gelmemeye lütfen özen gösterin. Tabii ki bazınız için eğitimler gündeme gelebilir. Belki bir takım kontratlar peşindesiniz. Bir takım imzalar gündeme gelebilir. Kısa seyahatler, ticari faaliyetleriniz, ticari girişimleriniz 18'inden sonra çok dikkat çekebilir. Ve ayı bitirirken Barış'cığım, evet. 12. evinizde sevgili yükselen akrepler, terazi burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay 12. evinizde olduğuna göre sağlığınızla ilgili olumsuz koşullar tetiklenebilir. Ya da ruhsal sağlığınızda, illa fiziksel sağlığınızla ilgili, ruhsal sağlığınızla ilgili bir takım durumlar tetiklenebilir. Kendinizi biraz bastırılmış, yalnız, içe dönük, inzivada, psikolojik olarak zorda hissedebilirsiniz. Sakin olun. Hiç gerek yok böyle şeylere, bakın yani bu her işte dolunay biliyorsunuz sürekli bir sonraki burçta oluyor ve illaki bir yıl içerisinde hepimiz bir 12. ev dolunayı yaşıyoruz. Demek ki böyle ay sonu biraz, Mart'ın sonunda biraz böyle psikolojik olarak zorlanabilirsiniz. Bir takım gizli düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz. Birinin bir maskesi düşebilir. Canınızı sıkan bir takım durumlar, iş kayıpları, iş hayatında problemler olabilir. Bunlara lütfen çok dikkat edin. Belki de çalışmaktan yoruldunuz, artık bağışıklık sisteminiz dur diyor, dinlen diyor, yat diyor, dinlen. Ya da diyeceksiniz ki ben çalışmıyorum. Tamam, hiç fark etmez. Belki evde çok yoruluyorsunuz, günlük rutinlerinizde çok yoruluyorsunuz. Biraz sakin gitmeniz gerekiyor ay sonunda. Bunu demeye çalışıyorum. Ben sizin yerinizde olsam ay sonu bir sakinleşirim. İnsanlarla olan iletişimde biraz mesafe alırım. Kendi iç dünyama dönerim. Bir kitap okurum, bir çayımı kahvemi içerim, biraz dinlenirim. Ne bileyim, ufak seyahatlere çıkarım. Ya da kendi iç dünyama dönerim, bir şeyler okurum. Yani kısacası insanlarla olan bağlantımı biraz ay sonu keserim. Size tavsiyem bu. Çünkü ay sonu biraz gerilimli olabilir sizler için sevgili yükselen akrepler. Evet.
Bu ay benden bu kadar. Genel olarak ay çok ilginç. Niye çok ilginç? Çünkü ayın başı muhteşem başlıyor. Ayın sonu biraz zorlu. Ayın başında aslında sosyal hayatta neşelisiniz, keyiflisiniz, aşk hayatınız güzel. Onun dışında ne bileyim hayata dair yeni kararlarınız, fikirleriniz var, girişimleriniz var. Kariyerinizde dikkat çekiyorsunuz. Kararlarınızda, söylemlerinizde dikkat çekiyorsunuz. Ayın sonunda bu Merkür Retrosu ve Dolunay sizi biraz yoracak gibi duruyor. Ama onun haricinde ayın geneli aslında güzel ve ayın başındaki o enerjinin ay sonunda sizi olumlu anlamda destekleyeceğine de inanıyorum. Benden bu kadar Barış'cığım. Uygurcuğum, aynı ayın içerisinde çift dolunayımız var. 5 evet. gün önce 5 gün sonra onun evet. 20 gün şahane bir ay. Evet. Akrep taşlarımı bekliyor. Evet. Akrep taşları. Sağlam gündemlerimiz var. Akrep evet. taşlarımız dirayetli olsunlar efendim. Bu evet. ayı da atlatacağız. Kesinlikle. Uygurcuğum, verdiğin değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Barış. Efendim, yeni bir astrolojide görüşünceye kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.